sensiz bir. Aznak saksı çürüp çürüp arsız arsız patlatıyor. İzleyelim gördük lan anızdan. Deni günü günü oldun. Bir de sen sözü konuş. Oley 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 oley. Tamamdır. Ben. Bingo disco bingo disco. Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar efendim. Tamam. Köyden merhabalar size. Fethiye'nin güzel bir köyündeyiz şu anda. Burada karavanımızı artık bu hafta bitiririz diye umut ederek geldik ve bulunmaktayız. Evet. Şimdi biz Şubat ayı boyunca karavan yapım videolarımızı bu şekilde devam ettirdik ve 4-5 tane video yaptık. Eminiz ki bazılarınızın aklına geliyordur. Ulan bunlar bizi oyalıyorlar. Böyle aslında hemen bitirebilecekleri şey bir aya yaymışlar, video yapmışlar diye. Böyle düşünmesinler çünkü öyle değil. Biz bunu 3 haftada da bitirebilirdik belki ama yani... Galiba bitiremezdik. Çok bitiremezdik. Ya bitirirdik. 3 haftada da bitirirdik. 2 haftada da bitirirdik ama videoyla aynı anda gidiyor olması ve içimize sinmesi lazım. Yani gördüğünüz videolarda zaten çok aceleyiz. Bir de onun evet. Üstüne daha acele edersek bu araba yarın patlar yolda. O yüzden bu son videomuz 4. 5. videomuz olarak sizlere yapım videolarından elveda diyeceğiz. Evet. Haftaya umarız ki bitmiş olacak. Biz de içine yerleşmiş olacağız. Ve yollar bizi bekliyor olacak. Evet, turlara çıkıyor olacağız inşallah. Deniz bizi çok fazla dürtmezse gelin gelin diye. Evet. Şimdi bugün yapacağımız şeyleri bir listemiz var. Arabada kara kaplı defterin içinde oraya yazdık. Şu gördüğünüz aletlerin hepsi içeriye bir şekilde montajı yapılacak. Kılıç hariç. Orada bir kılıç var. Son anda buldum onu. Bittim onu. Yine böyle detaylarıyla anlatmaya çalışacağız. Elektrik su işlerini bitirdik ama ufak tefek bir şeyler bıraktık. Karavan yapmak isteyenlere oradan böyle biraz tiyolar verebiliriz diyerekten bıraktık. Onları göstereceğiz size. Yani ne yapacağız? Başka var mı söyleyeceğimiz bir şey? İşe mi girişelim? Girişelim istersen. Girişelim. Bu arada kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Köyde bu tarz çilek toplamadan dönen kızları kurt kapanmış biliyorsun değil mi bebeğim? Benim kurdum yanımda. Gel aşkım sen anlat masayı. Masa senden serin. Şimdi sizi masamızla tanıştırıyoruz. Masamız çam. Yaklaşık 90 kilo ağırlığında kendisi. 30 milim ve biraz ağır oldu evet. Siz evet. Bu masa üstü tezgahını seçerken biraz hafif seçmeniz lazım. Biz İsmail Usta'nın elinde bu olduğu için bunu kullandık. Bir de gaza geldik bunu görünce. Şu güzelliğe bakar çok mısınız? Çok şıktı. Çok şıktı. Kandırdı bizi orada çok kötü kendi görseliğiyle. Ama herhalde yapacağız. Parçalarımızı aldık. Umarız ki yapacağız. Şimdi size... Yatağa dönüşebilen masa sisteminden bahsetmek istiyoruz. Bunun için kaç seçeneğimiz var? Maalesef ki iki. Şimdi bunun bir tane sabit ayaklı olanı var. Yere sabitliyorsunuz tam ortaya. Şuraya geliyor yine. Sadece yukarı çıkıyor masa oluyor. Aşağıya iniyor yatak oluyor. Bu kadar. Ama biz zaten böyle bir alan oluşturduk. Bari bu alanı kullanabilelim diye. Bu masanın hareket etmesini istedik. Daha gıvrak bir masamız olsun arzusundaydı. Evet yani bu masa mesela şimdi çok da büyük olduğu için bu masa böyle ortada sabit dursa biz buradan yemeğe gelene kadar burada böyle sürtüne evet. Sürtüne geleceğiz. O yolları geçtik biz. Geçtik artık. Onları. İstemiyoruz böyle şeyler. O yüzden tabii yine büyük konuşmayalım. Belki de olmayacak çünkü. Olur inşallah. İnşallah. O yüzden biz bu masanın bu şekilde hareket etmesini istedik. Ve bunun için ne yaptık? Bir şeyler yaptık. Evet. Şimdi onunla tanıştıracağız sizi. Tamam, bu sistem tamam. Hazır yok muydu derseniz vardı ama yurt dışında vardı. Türkiye'de yoktu. Neden yoktu bilmiyorum. Lütfen bunları üretin. Seri üretelim arkadaşlar. Evet bence de. O yüzden kendimiz yaptık. Umarız ki olacak. Evet çok da büyütmeyelim. Su borularıyla gerçekleştirdik biz bu icadımızı. Şimdi şöyle bir destekleyicimiz var. Bunu yere koyacağız. Bundan bir tık küçük. Şöyle bir malzememiz var. Bunlar su boruları. Bunu bunun içine geçireceğiz. Önce incelerini aldık. Yanlışlık yaptık. 40 liramız gitti. İhtiyacı olan varsa ince su boruları var elimizde. Yollayabiliriz. Evet. Bu şimdi artık masayı ayakta tutacak sistem. Evet. Geri kalan kısmına şöyle T'ler aldık. Dirsekler. Bu dirsek buraya geçiyor. Şuranınki de masaya geçiyor. Masanın altına da böyle hurdacıdan bir plaka bulduk. Şu. Evet. Sonra bu düz plakanın üstüne yine sucudan aldığımız bu bağlantı ekipmanını civatasını kaynattırdık. Ondan sonra o oraya oturacak şekilde masa kuruluyken döner şekilde bir hizmet verecek diye umut ediyoruz. Olacak mı sence? Bilmiyorum. Kelepçelerle de ana yatağa monte edeceğimiz tutacak olan ayağı sıkıştıracağız. Mıhlandı buraya, mıhlandı. Bir son iki mıh daha atalım. İlk parçamızı buraya bağlıyoruz. Ya da önce birbirine bağlayalım. Bu şekilde. Boruları çok basit bir şekilde birbirine geçiriyoruz. Sonra bunu aldık. Bu bir
büyüğüne geçirdik. Alttaki içine giren boru bunun bir genişi. Gelsin masalar. Maşallah bir masa. Masanın altında bu gördüğünüz cıvata böyle oynuyor ileri geri. Bunu içine koyup kilitleyeceğiz. Şuraya. Bunlar sucularda satılıyor. Hazır malzemeler hepsi. Oraya gittiğinizde masanızın büyüklüğüne göre, demirin kalınlığına göre alırsınız. Ben bunu yatırıyorum bebeğim. Sen bana yardımcı oluyor musun orada? Masayı tutsan yeter. Ben cıvatayı tutarım. Geçemedi bir türlü. Geçti şu anda. Bunu kilitliyoruz sonra. Kilitledik ve masamız bu şekilde sıktı ya. Sıktı. Bu kadar. Bu mu? Bu mu? Bir dakika. Bir dakika yaşayayım. Oh, vallahi oturdu. Çok iyi. Cihan. Çevir. Biraz çevirerek sıkabiliriz masayı. Şöyle çevirerek sanırım sıkıyoruz. Dur dur çevirme. Böyle çok güzel. İyi değil mi bu tarz? Evet. Masamız bu. Çok güzel oldu. 10 numara konker. Tak tak tak. Masanın altında kulaklarımız var. Masayı bir boy küçük hale getirebiliyoruz. Ve daha küçük bir şekilde kullanıyoruz. Yani içeri girerken belki böyle kapalı kullanırız. Girip açarız. Çok güzel. Aynısı bu şekilde de oluyor. Burası da iniyor. Masayı biraz böyle çektiğimizde. Evet, çok güzel. Müklü bir masa oluyor ya. Şimdi ben size çok güzel bir şey göstereceğim. Şimdi sen edit yapıyorsun. Şak şak. Tamam mı? Mesela ben buradayım ya şimdi, buradayım. Dikiş. Dışarı çıkmak isteyeceğim. Bak sen halime. Oh. Çıktım. Ben kaldım. Ben de böyle çevirdim. Yani bu masa istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde oynatabiliyorsunuz. Çok basit. 2-3 tane su borusuyla bunu halledebilirsiniz. Ve bunu biz yaptık Cihan. Güzel oldu. Ustalık eserimiz diyebiliriz bunun için. Gayet güzel duruyor. Mis. Belki bir tane daha kelepçe takarız şimdi onun altına. Şu tıkırtı var ya, şu da küçük. O tıkırtıyı da alırız. Şu tamam mı? Övgü bekliyorum. On the other side, you're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Şimdi bu videomuzda ilk defa deneyeceğimiz bazı şeyler olacak. Masaydı, şofbendi, onun yanı sıra hava filtresini değiştireceğiz arabamızın. Bir eldiven takmak gibi. Eldivenler bir ciddileştik bak. Yağ filtresi değişecek. Ayrıca arabamızın yağını değiştireceğiz. İlk defa yapacağız biz bunları. Heyecanlıyız. Bu hafta çok güzel bir olay geldi başımıza. Bize SNC Oil'den ulaştılar. Videolarımızı severek takip edip izlediklerini söylediler ve bu seneki arabamızın yağ destekçisi olmak istediklerini söylediler. Biz de hay hay dedik efendim, ne diyelim. Türk malı, biz zaten yerli malı genelde kullanmayı tercih ediyoruz biliyorsunuz arabamızda, hayatımızda. Yani kaliteli, güzel böyle hani bu piyasada yer etmiş markaların yerine kullanabileceğimiz yerli malları olduğunda asla kaçırmıyoruz. Şöyle bir özelliği var, 100 bin kilometre artı bakım diyor. Bizim arabada 140 bin kilometrede biliyorsunuz. Şu anda bizim arabaya uygun olarak bunu koymamızı önerdiler. Sağ olsunlar yollamışlar 2 bidon böyle. Kullanacağız. Bir sene boyunca SNC Oil ile artık motorumuz yağlanacak. Ballanacak yahu. Nasıl, yapabilecek miyim sence? Yaparsın tabii. Açacağız falan. O zaman o yağı boşaltmak için önce bir kap gibi bir şey lazım. Yere dökmemek gerekiyor. Hemen bulayım. Ben çok heyecanlıyım ya. Farkındayım. İlk defa yapacağım. O yağı boşaltmak nedir? Bozmayalım. Bilmem. Beyninin suyunu akıtmayalım arabanın. Ya. Yaparız bir şey olmaz. Evet. Bizim tarzda eski minibüsler genellikle belli kilometrelerde yağ eksiltmesini fazlaca yaparlar. Biz bu arabayı alırken de bundan önce yani aradığımız bütün arabalarda aradığımız kıstaslardan biri oydu, hatırlıyor musun? Evet. Arabanın altına eğilip bakıyorduk böyle sahibi gelmeden ne kadar eksiltmiş falan diye. Ya öyle, aslında çok önemli bir mevzu değil bu. Hepsinde olan bir şey. Zamanla contaları çünkü aşınıyor. Gidip yaptırılabilecek bir şey ama kimse de o işe girmek istemiyor açıkçası. Çünkü uzunca sanayi saatleri demek oluyor bu. Şöyle, öyle yapmamışsın. Senin burnun büyük. Burnun büyük. Alayım bebeğim. Neyi? Bunu. Oo, olmadı bu ya Cihan'cığım. Bu bizimki tipte Fiat minibüsünüz varsa eğer, yağ değişimi için ön taraftan aşağı doğru yatıyorsunuz. Bir alyanla şurada bir kapak var, yağ kapağı. Onu açtığınızda yağınızı boşaltıyorsunuz bir kabın içine. Şimdi biz yağ değişimini yaptık. Sıra geldi yağ filtresi değişimine. Yağ filtresi de hemen bu yağ haznesinin ön tarafında bulunuyor. Bunu da yine böyle bu tarafı çevirdiğinizde, ben biraz gevşettim demin. Saat yönünün tersine çevirdiğinizde yağ filtresini de açmış oluyorsunuz. Anam gitti.
O da böyle içine akıtacak. Bizimki tarz arabalar 5-7 litre arası alıyor. Tam bilmiyorum hesabını. Şimdi buradan çıkarıp bakacağız hemen yağ çubuğundan. Olmuş mu olmamış mı diye. Maksimum değerde bırakacağız. Evet, 4 litreydi bidon. Biraz daha koyacağız. Yarıdan biraz daha fazla. Çok az. Çok az. Döktüm ya. Bir şey olmazmış. Çok az bir boşluk kalmış. Biraz daha koyuyorum. Çok az bak. Tamam. Ya biraz daha koysam ne olacak ki? Fazla yağ olmuş işte, o contalardan kaçırıyor bu sefer. Bir bakalım, maksimuma gelmediyse yine koy. Tamam, bakıyorum. Tamam. Sakin sakin. Neredeymiş? Bakalım, bak. Max'a tam, gelmiş. Tam burada, tam. Tam yeter. Hoş bulduk, hoş bulduk efendim. Şu anda saçımdaki yağları düşünüyorum, ne kadar bitte dönüşecek kendileri diye. Öyle bir şey var mı? Bilmem. Bayağı yağ döküldü kafama çünkü. Gerçekten yani mi? Bir oldu. Oldu. Bir saçları kararttık. Oldu. Bebeğim saçımı bir toplasan benim olur mu ya? Olur. Çok yapışıyor her tarafı, uyuz etti. Sıra geldi şofben yapımımıza. Burada kendisi. Bu şofben arabanın suyundan bağımsız olarak istediğimiz zaman sıcak su elde etmemizi sağlayacak. Bizim daha önceki düzeneğimizde araba sıcakken, arabanın suyu sıcakken içeriye basıyorduk suyu ve bir aletle kendimizi sıcak su elde edip duşumuzu öyle yapıyorduk. Onun avantajı var, dezavantajı var. Ben avantajlarını söyleyeyim. Tamam. Herhangi bir ücreti yoktu. Arabanın kendi ısısıyla duş alıyorduk. Dezavantajı da motor suyundan elde ettiğimiz için suyunu sürekli gaza basmamız gerekiyordu duş alırken. Gazdan ayağımızı çektiğimizde soğuyordu su. Yani birimizin ön tarafta sürekli gaza basması gerekiyordu. Sanki gaz başka yerde. Tabii ki önde takılacak. Yani. Bir başka avantajına geldi sıra. Neydi bir avantajı? Chopin derdimiz yoktu. Chopin şimdi nereden baksanız şöyle bir baktığınızda 15 santim, 30-40 santim bir yer kaplayan bir alet. Bunu bizim gibi küçük bir arabada sokacak yer bulmak çok zor. Biz bunu banyoyu büyüterek çözebildik. Ama bu bir dezavantaj tabii ki baktığınızda. Yok, avantaj mıydı benim sandığım? Bu avantaj. Avantaj. Ben avantajı da kaçırdım. Şimdi şofbenin üzerinde 3 tane giriş çıkış bölgesi var. Bir tanesi su girişi. Bizim hidrofordan gelen, tesisattan gelen suyu buraya bağlayacağız. Buradan su girişini sağlayacağız. Burası su çıkışı. Duş alacağımız artık neyse, duş telefonu ya da vana ya da neyse, bunu oraya bağlayacağız. Buraya da tüp bağlantısını yapacağız. Gazımızı da buradan alacağız. Haydi bir deneyelim. Koyuyorum. Hı. Böyle kapattı mı her yeri şu anda? Evet. Kapattı. Bir saniye. Allah, boya oldu hep. Ha? Boya oldu hep. Bir şey olmaz. Keseceğiz onu. Öyle mi diyor? Şimdi bu baca bunu aşağı kaktıracak. Ben çalışıyorum. Boyutu ne olsun? Küçük. En küçüklerden. Tamam. Şundan istiyor. Yine mahvetti silikoncu Cihan. Silikonlar, silikonlar. Ömrüm geçti silikonlarla. Bu işleri yaparken ki en püf noktayı söyleyeyim mi size? Doğru aletlerle iş görmek. O yüzden bir işe başlamadan her şeyden önce bence aletleriniz doğru mu değil mi onu düşünün videoya kadar. Şimdi buraya takacağız diye 2 saat uğraştık. Yanlış vidayla deliyorduk. Yine metal vidasıydı ama oraya tutturamıyorduk, ettiremiyorduk. Bak şunları bulduk şöyle. Cıvata Ebru vidası bunlar. Bir giriyor, bam yapışıyor, çekiyor silikonla. Çekiyor ve asla oradan ne su ne hava hiçbir şey girmeyecek. Thank you.
Gördüğünüz üzere makinelerin pilleri bitti. Lityumlar bile tükendi. Piyasadaki en kaliteli akü derler. Bizim de pilimiz bitti. Yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz. Sabah oldu. Şaka, piller de olmadı daha. Çok yorulduk ya. Yemek yiyelim diyoruz. Arabanın da işleri bitmiyor. Bitmiyor. Bir fethiyelim dediği gibi bitmiyor. Yeni bir günden herkese merhaba. Dün ben biraz rahatsızdım. O yüzden Cihan tek başına geldi köye. Tek başına arabayı bitirmiş. İnanamıyorum gerçekten. Ama işte işin içinde çekim olmayınca daha hızlı yapabiliyorsunuz bu işleri. Evet. Neler yaptığını göstermek ister misin? Göstereyim bebeğim. Öncelikle istersen aşağı gel, şuraya bak. Tamam. Elimizde böyle alüminyum köşebentler vardı. Bunlardan buraya böyle basamak kitlemesi, kapatması gibi uydurdum. Süper olmuş. Küçük iki parça da oraya koydum. Oradaki açık alanı kapatmış olduk bu şekilde. Onun dışında şunu taktım. Zorlu bir süreç ardından şunu takabildim. Bunun arkasına L'ler taktım. Bunu mutlaka kullanın karavanınıza. Tezgah evet. Uzatmak için böyle kilitli L'ler. Hanımların en sevdiği tezgah türüdür bu. Başka Webasto'yu taktım. Webasto hattını kestim, koydum. Bak, bak neler yapmış ya. Şunları kestim, ince işçilik yaptım. Zamana kıydım. Onun dışında şoförle ilgili şurayı yaptım. Şu yere güzel olmuş, çok. Çıta döşedim yerlere, böyle basacağımız bölgeye. Şık çalıştım, şık çalıştım. Bunun dışında banyoda yine değişiklikler yaptım. Çok çok güzel oldu hepsi. Evet, hoş yine geldin, hoş banyomuza. Geldiniz. Savunmamıza lütfen. Yoğuşmadı kombimiz. Bu yeni aldığımız şofbeni güzelce bağlamıştık buraya zaten. Bunun sıcak su çıkışını ve soğuk su girişini taktım. Hortum aldık tüp için, onu bağlayacağız. Onun dışında buraya bir L taktım. Şöyle kapının güzel gözükmesi için hemen bitişine bir L bağladım, iki parça yine. Yerler de çok güzel olmuş. Biraz zaman harcadım yerlere, değil mi? Dün zaman harcamadım bebeğim. Ne varsa harcadım. Akşam sabah 7'den akşam 9'a kadar böyle güzel bir banyo yaptık. Altına çıtalar kestim sedir ağacından. Bunları güzelce boyayacağız, zımparalayacağız, vernikleyeceğiz. Bizi bir sene götürür diye umut ediyorum. Götürür. Herhalde götürür. Sıra geldi karavanımızın su ve elektrik tesisatını sonlandırmaya. Şimdi biz burada son bir yarım saatlik işimiz var. Onu size göstereceğiz neler yapacağımız. Ama ondan önce karavan yapan varsa şu anda ya da yapmayı düşünenler varsa onlara küçük bir bilgi vermek istiyorum buradan. Karavanda su dediğiniz zaman, su tesisatı dediğiniz zaman bu çok basit bir olay. Hemen şöyle kısaca anlatayım size. Bir temiz su tankınız var. Bu temiz su tankı bizimki 160 litre. Bu temiz su tankından önce bir delik açıp açtırıp içeriye bir hat alıyorsunuz hidroforunuza. Bu hat değişik ölçülerde gelebiliyor. Biz marin hortum kullandık bu tesisatı döşerken. Çok basit, uygun fiyatlı ve dayanıklı bir üründür bu. Tavsiye ederim. Bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Yani patlamadı, etmedi. Bize pimaş boruları önermişlerdi. Türlü türlü başka hortumlar önerildi ama bu bizim işimizi gördü. Hem hafif hem uygun fiyatlı. Dediğim gibi hareket halindeyken öyle ek yerlerinden patlama falan yapmıyor. Bu birinci olay. Tesisatınızı bu hortumla temiz su tankınızdan içeriye alıyorsunuz. Hidroforunuz neredeyse. Hidroforunuzu arabanızda müsait bulduğunuz bir yere takıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İndiriyorsunuz. İndiriyorsunuz. Ondan sonra bu temiz su tankından getirdiğiniz hattı, boruyu bu hidroforun girişine bağlıyorsunuz. Şurada şekil ağa, biz buraya bağlamışız bak bebek. Böyle temiz suyunuz artık hidrofora gelmiş oluyor. Şu dakikadan sonra bu hidrofor sayesinde bunun çıkışı var. Bunun çıkışıyla nereye isterseniz o hattı çekebiliyorsunuz. Çok basit. Çocuk oyuncağı gibi değil mi bir tane? Evet. Bir sonraki karavanı sen yapar mısın? Yaparım. Su tesisatını. Çok kolay. Tamam. Biz ne yapmışız? Buradan çıkışını ikiye bölmüşüz. Böyle bu tarz aparatlar var hırdavatçılardan. Bulursunuz bunu. Hırdavatçı manavcı gibi mi oluyor? Manavcı değil de hırdavatçı deniyor mu? Hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Terzici olmuyor onu biliyorsun. Şimdi burada ikiye böldüğünüz hattı. İkiye böldük mesela. Biz bir tanesini lavaboya yolladık yukarıya. Mutfak lavabosuna. Bu diğer hattı da birazdan şofbenden gelen bu hatta bağlayacağız. O da şofbene yolluyor olacak suyu. Daha sonra elektriğini bağlamanız gerekiyor. 12 volt. Akünüz neredeyse, ona bir hat çekiyorsunuz. Götürüp aküye taktığınızda bu artık çalışmaya hazır hale geliyor. Tabii bunu bir de tuşla oradan bağlıyorsunuz. O elektrik konusunda daha detaylı araştırdığınızda onu görürsünüz. Ama çok çok basit şeyler. Çocuk oyuncağı şeyler bunlar. Su tesisatı bu kadar basit yani aslında. Evet. Yani Ebru gözü kapalı yapar bence. Yaparım. Ne yapalım? O zaman bu son bağlantılarımızı yapalım. Tamam. Şofbenin gaz attığını tüpe çekelim. Ondan sonra tesisat olayını bitirmiş olalım. Şofben de basit galiba gördüğüm kadarıyla. Anlatayım mı şofbeni? İstersen. Tamam. Herhangi bir tüpçüden bulabileceğiniz böyle gaz hortumunu alıyorsunuz.
Bunun ucuna zaten şofbenin girişi çıkışı maşon mu diyorlar buna, tam adını bilmiyorum. Bu zaten şofbenle birlikte geliyor. Biz 2 metre hortum aldık. Şimdi bunu ben deliğini açmıştım. Gelin birlikte şofbene bunun montajını yapalım hemen. Bunlar tüple çalışıyor. Eskiden evlerde olurdu ya, doğalgazdan önce tüpü bağlardın falan, pataküte çalışırdı. O tarzın yeni versiyonları, minikleri. Patakütesi kalkmış. Pataküteli değil bunlar, kütü kütü. Ondan sonra şimdi burada ne oluyor? Bunun zaten bağlantılarını yine demin gösterdik. Hidrofordan getirdiğiniz soğuk su hattını bunun girişine takıyorsunuz. Soğuk su hattı buna girdiği zaman bunun tüp hattı var. Şimdi birazdan çekeceğiz, tüpe bağlayacağız. Bunu çalıştırdığınızda tüpten gazı çekiyor. İçinde bir yanma yapıyor. Şu bacasından gördünüz. Dışarıya bacadan dumanı atıyor. Ve buradaki sıcak su çıkışından biz bunu bağladık. Sıcak suyunuzu alabiliyor olacaksınız. Bunun olayı şu, buna bir invertör almanız gerekiyor. Elektriğini düzenlemesi için invertörünüzün de tam sinüs olması gerekiyormuş. Bunu öğrendik. Bizde 300 wattlık var, onu çalıştıracak mı emin değilim. Deneyeceğiz. Şimdi deneyecek miyiz? Deneyeceğiz. En kötü sigortasını attırır. Şopende bu kadar. Çok basit şeyler bunlar. Alın takın. Sıcak sıcak duş yapın ya. Bir karavan yapım videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten sonuna geldik ama haftaya tamamen hazırız ve yollarda olacağız. Söz verelim mi? Verelim. Vermeyelim ya. Verelim. Hazırız vallahi, ya tuvalette artık. Tuvalette yine son anda öyle bir şey çıktı ki yani balığın kılçığı midene oturur ya, öyle bir şey oldu ya. Olsun, hallederiz. Bir haftaya her şey bitecek. Evet, gerekirse uyumayacağız bir hafta sonunda. Arabamızı artık yola çıkmaya hazır hale getireceğiz. Zaten yola çıkmış oluruz. Hı hı. İşlerimiz var, gezeceğimiz, göreceğimiz yerler var, merak ettiğimiz yerler var. Sezon gelmeden oraları gidip görelim istiyoruz. Evet. O zaman haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Barbar. Çıkmıyor. Çek. Saçmalama. Çek. Sert çek. Çıkmıyor. Hoppala. Yine ben. Oha. Koş! Evet, kılıçla parçalama! Yolla, hava filtresini kılıçla parçalıyoruz. Hadi gel! Aşkım hadi, acıktım ya. Tamam. Cama anlamsız bir enerji geldi yine. Ben yemek yiyeceğim, acıktım, kan şekerim.